Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere LGS'ye hazırlanan sevgili arkadaşlarımız için ikinci konumuzu işleyeceğiz. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersimizden konumuz zekat ve sadaka. Mehmet Aldemir hocamız sizler için slayt hazırladı. Bizler de inşallah sizlere slaytımızı aktarmaya başlıyoruz. İslam dini paylaşmaya ve yardımlaşmaya önem veren bir dindir. Dinimiz yardımlaşmayı paylaşmayı esas almaktadır. Sevinç ve mutluluklarımız paylaşıldıkça çoğalır. Acılarımız ise paylaşıldıkça azalır. O yüzden bizler komşu komşunun külüne muhtaçtır. Atasözü çerçevesinde ve Peygamber Efendimizin veren el alan elden üstündür hadisi çerçevesinde bir gülümseme almak, bir dua almak, bir sadaka sevabı kazanmak için paylaşmak en büyük mutluluktur diyor ve ikinci konumuzu işlemeye başlıyoruz. İnsanoğlu paylaştığı zaman bencillikten, cimrilikten, kıskançlıktan ve açgözlülükten uzaklaşır. Paylaşan insanlar sevgiye, cömertliğe, merhamete, mutluluğa ve yardımseverliğe ulaşır. O yüzden yardımlaşma insan için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. İnsan doğumundan ölümüne kadar hayatını yardımlaşma sayesinde ancak sürdürebilir. Toplumda herkes bir diğerine herhangi bir konuda muhtaçtır. Hepimiz bazen tek başımıza çözemeyeceğimiz sorunlarla karşılaşıyoruz ve bu sorunları çözmek için de diğer insanlardan paylaşma ve yardımlaşma ihtiyacı hissediyoruz. İslam paylaşma ve yardımlaşma duygusunu güçlendirmeyi amaçlayan son ilahi evrensel dindir. Bu konuda Müslümanlara İslam birini yolunu göstermiştir. Paylaşma ve yardımlaşma her Müslüman'da olması gereken bir özelliktir. Çünkü İslam'ın şartını saydığımız zaman namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek şeklinde yardımlaşma ile ilgili ibadetimiz bizlere emredilmektedir. Rabbimizin yaratmış olduğu kainatta bütün hayvanat, bütün mahlukat aslında birbirleriyle her an bir yardımlaşma içerisindedirler. İnsanoğlu da öyle bir yardımlaşacak ki yoksul balık tutarken zengin o yoksulun tutmuş olduğu balığı tutmayacak. O yoksula ya balık tutmayı öğretecek ya da karnını doyurması için balık verecek. Çünkü Rabbimiz bu dünyada bizleri imtihan için yaratmıştır. Kimimize çok mal vererek imtihan ediyor. Kimimizi de fakirlikler imtihan ediyor. O yüzden fakirler Rablerine sabrederken, şükrederken zenginler de vermiş olduğu nimetlerin karşılığında Rabbimizin zekat ve sadaka yoluyla gereğini yerine getirecekler. Şimdi zekat ilgili kavramlarımız var. Öncelikle onları öğrenelim. Zekat ne demek? Zekat temizlemek, temizlenmek, artmak ve çoğalmak demektir. Bu manada maddi temizlikle haramlardan, günahlardan temizlenme ifade eden manevi anlamını beraber anlayabiliriz. Dinen zengin olan Müslümanların mal ve paralarının bir kısmını sadece Allah rızası için yılda bir kez fakirler vermesine dini literatürde zekat deniyor. O yüzden dinimizin belirlemiş olduğu 80.18 gram altın olduğu zaman bunun üzerinden bir yıl geçtiği zaman artık Müslümanlar ne yapıyor? Zengin sayılıyor. Ve Rabbimizin vermiş olduğu bu nimetlerde fakirlerin hakkı ortaya çıkıyor. Yılda bir defa hicri takvime göre 355 gün sonra o zekatımızı vermemiz icap ediyor. Peki sadaka ne o zaman? Bir kişinin kendi isteğiyle ve zorunlu olarak yalnızca Allah rızası için fakir ve muhtaçlara yapmış olduğu hem maddi hem manevi yardımlardır. Zekat zenginlere farzdır. Fakirler de işte zekat veremediklerinden dolayı zekat sevabı gibi bir sevaba ihtiyaç duydukları için onlar için de sadaka vardır. Yani zengin fakir fark etmez herkes sadaka verebilir. Bu maddi de olabilir, manevi yardım da olabilir. İnfak kelimesi var. Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle harcama yapmaya infak denir. Fitre kelimemiz var. Sadakayı fıtır. Yani Ramazan ayı geldiği zaman oruç tutanlar evin reisi tarafından diyelim evde kaç kişi yaşıyorsa o kişi sayısı adedince Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlemiş olduğu miktarı fakirlere vermesine de fıtır sadakası, sadakayı fıtır ya da fitre deniyor. Sadakayı cariye kelimemiz önemli burada. Sadakayı cariye kesintisiz hayır demektir. Bir insan öldükten sonra da amel defterine sevap yazdırmaya devam ettiren iyiliklere sadakayı cariye denir. Yani biz öldükten sonra da kıyamet kopana kadar sevap kazanmak istiyorsak camiler, okullar, çeşmeler yaptırabiliriz. Nisap kelimesi dinen zekat ve hac gibi mali yükümlülükler yerine getirebilmek için zengin olmanın ölçüsüne nisap deniyor. Dolayısıyla bir Müslümanın temel ihtiyaçları ve borçları dışında en az 80,18 gram altını ya da buna eşdeğer parası ya da bundan daha fazla parası varsa o zengin sayılıyor. Yılda bir defa zekat vermesi gerekiyor. Üşür toprak ürünlerinden verilen zekatın ismidir. Onda bir demektir. Arapçada aşır, aşırun kelimesi on demektir. Öşür, sulanan topraklarda 20'de bir, sulanmayan topraklarda da onda bir oranda fakirlere yine verilir. Yoksul kimdir o zaman? Nisap miktarından daha az malı olan kimselere yoksul denir. İşte bunlara zekat verilir. Düşkün de yoksuldan daha kötü durumda olanlardır. Yine bunlara da zekat verilir. Dolayısıyla zekat zenginle yoksulun arasında gerçekleşen Rabbimizin emrini yerine getirilmesidir. Allah buyuruyor ki Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hak ile bilendir. O yüzden bizleri yaratan Allah, bizlere mal veren Allah, bizleri yaşatan Allah ve ahirette bizleri yine haşredecek olan yine Allah'tır. Dolayısıyla bizler bu dünyadaki imtihanımızı ahirette kazanabilmek için zekat ibadetimizde yapmalıyız. Zekat İnfak ve e, sadaka ile ilgili temel bilgiler var. Hemen kısaca onlara açıklayalım. Az önce işledik. infak, sadaka, zekatı. Zekat Hicri 2. yılda farz kılınan, yani 624'te farz kılınan bir ibadettir. Peygamberimizden önceki peygamberlerin toplumlarına da farz kılınmıştır. Unutmayın. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar gelen tüm dinlerin adı İslam'dı. Dolayısıyla bütün dinlerde namaz, zekat, oruç ibadetleri vardı. Zekat aslında fakirin hakkıdır. Yani biz ona veriyoruz ama onun hakkını kendisine veriyor zaten. Allah buyuruyor ki mallarında fakir ve yoksullar için bir hak vardır. Zenginler o yüzden zekatlarını verirler. Sadaka üç gruba ayrılıyor. Maddi manevi sadaka dediğimiz zaman maddi yardımına bulunmak, bir insana güler yüz göstermek, yoldan bir taş kaldırmak, yetimin başını okşamak gibi işte manevi olarak yapmış olduğumuz ya da bizzat elimizde kolumuzda yardımda bulunduğumuz ibadete sadaka denir. Başka? Sadakayı cariye dediğimiz camiler, okullar, çeşmeler, köprüler yaptırdığımız zaman da hayvan barınağı yaptırdığımız zaman da bunun gibi topluma yaşadığımız ülkenin insanlarına ya da tüm insanlığa hizmet edecek bir iş, bir eylem yaptığımız zaman bu varlığını devam ettirdiği sürece biz öldükten sonra da bize sadaka sevabı getirir. İşte bir hayırlı evlat yap, yetiştirmek gibi efendim bir kitap yazmak gibi. Bunlar da nedir? Sadakayı cariyedir. Tabi bunların Müslümanlar tarafından yapılması gerekir. Üçüncü nokta sadakayı fıtır var. Zekat vermekte görevli herkes fitre vermekte de görevlidir aynı zamanda. Dolayısıyla Ramazan bayramı namazdan önce herkes sadakayı fıtırını verir. Peki infak ne o zaman? Zekatı zenginler veriyor. Sadakayı herkes yapıyor. İnfak dediğimiz zaman da Allah'ın rızasını kazanma amacıyla harcama yapmaya infak denir. Kur'an-ı Kerim'de Allah buyuruyor ki onlar ki gayba iman edip namazı dürüst kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler, harcarlar. O yüzden Rabbimizin bize vermiş olduğu her türlü maddi manevi nimetlerin harcamasını yaparsak buna infak deniliyor. Zekat en dar kapsamlı olandır. Toplumda çok az kişinin yapması gereken bir ibadettir. Çünkü sadece zenginler yapar. Tamam mı? İnfak ise sadakanın maddi yönüyle zorunlu olan zekatı kapsar. Yani diyelim zekat verdik, zekatın dışında da maddi olarak bir yerlere yardım ediyoruz. İşte buna infak deniyor. Sadakada maddi manevi her türlü yardımı kapsayan en geniş manada. Gülümsemek de bir sadakadır mesela. Birisine bir milyon vermek de sadakadır. Zekat dışında tabii ki. Maddi olarak da herhangi birisine zekat dışında harcama yaparsak buna da infak denilmiş oluyor. Zekat kimlere farz? Sevgili arkadaşlar, dinimizde bütün ibadetlerin açıklaması vardır. İşte zekatın kimlere farz olduğu, Müslüman olması gerekiyor, akıllı olması gerekiyor, ergenlik çağına ermesi gerekiyor ve dinen 81.100 gram dediğimiz zenginlik ölçüsüne nisap miktarına ulaşması gerekiyor. Tevbe Suresi'nde Rabbimiz kimlere zekat verileceğini açıklamıştır. 8 grup insan vardır. Yoksullar, düşkünler, zekat işlerine çalışan memurlar, gönülleri kazanılacaklar, köleler, borçlular, Allah yoluna hizmet edenler ve yolculara zekat verilebiliyor. Zekat kimlere verilmez? İki as, iki üst, bir de yan diye unuta unutanlar için kodlama yapabiliriz. Yani anne babamız, nenemiz, didemiz bizim üstümüzde olanlar. Altımızda olanlar kimler? çocuklarımız, torunlarımız, bir de eşlerimize bakın iki tane üst, iki tane alt, bir de yanımızda geçimize zekat veremeyiz. Ayrıca zenginlere zekat veremeyiz tabii ki. Peki zekat verirken nasıl bir tavın takınmalıyız? Zekatı dileyen açıkça verebilir. Ancak yoksullara gizli verilirse yoksulun onuru korunur. Bu daha çok olumlu olur zekat veya sadaka verdiğimiz insanları sözle ve hareketlerimizle incitmemeye dikkat edeceğiz. Zekat akrabalardan başlanarak yakın akrabalardan, köyümüzden, ilimizden ve ülkemizden başlayarak verilmesi gerekir. Daha uzak yerlere en son tercih edilir. Çünkü yakınımızla ihtiyaç sahipleri varsa önce onları gözetmeliyiz. Peki hangi mallardan ne kadar zekat verilmesi gerekiyor? Öncelikle altın paramız dövizimiz varsa altının nisabı 80,18 gramdır. Bazen bu 85 gram olarak da geçiyor kitaplarımızda. İşte bu kadar altınımız ya da paramız varsa 40'ta bir oranında zekat vereceğiz. Yine ticaret mallarımıza da aynı şekilde 40'ta bir oranında zekat vereceğiz. Koyun keçi sığır mandada da zekat oranları koyun keçi de 40'ta bir. Sığır mandada 30'da bir. Devede de 5'te bir oranında gerçekleşecek. Toprak ürünlerinde susuz toprakta onda bir verilirken sulayarak masraf ediyorsak sayet o zaman 20'de bir oranında zekat vereceğiz. Madencilikle uğraşıyorsak demir, bakır, petrol gibi o zaman 5'te bir oranında zekat vermemiz gerekiyor. Peki bu gramana bu mallara nasıl hesaplama yaparak ulaşacağız? Kişi bu mallardan barındığı evini, araçlarını, temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra artan miktarından zekatını verecek. İşte koyun, keçi 40'a ulaştığı zaman bir tanesini vereceğiz. Peki 39 tane olursa zekat verilmiyor. 40'tan 120'ye kadar olduğu zaman bir koyun ya da bir keçi verirken 121'den 200'e kadar 2 koyun ve keçi vereceğiz. Yani 41 82 değil. Tamam mı? 121'den 200'e kadar olursa 2 koyun veya keçi. 200'den de 300'e kadar olursa 3 koyun veya keçi zekat vereceğiz. Büyük başlardan sığırmanda 29 tane olduğu zaman zekat verilmiyor. Ancak 30'da ile 40 arasına ulaştığı zaman bir tane 2 yaşında buzağa zekat veriyoruz. 41'den 59'a ulaştığı zaman da yine 3 yaşında bir buzağımızı zekat olarak vereceğiz. Deveyle ulaşan, uğraşanlar vardır. Ticaretini yapanlar ya da işte yetiştirenler. Bunlar 4 taneye kadar zekat yokken 5 ila 9 arasında bir koyun veya keçi veriliyor. 10'dan 14'e kadar da İki koyun veya keçinin zekatını vermemiz gerekiyor. Zekat, sadaka, fitre ve fidye arasında ne tür farklar var buna değinelim hemen. Zekat, dinen zengin olan Müslümanların mal veya paralarının bir kısmını sadece Allah rızası için yılda bir kez fakirlere vermesine deniliyor. Zekat farzdır kime? Zenginlere. Zekat durumludur zenginlere. Kimler verir? Tabii ki zengin olan Müslümanlar verir. Kimlere verilir? İşte Kur'an-ı Kerim Tevbe suresi 60. ayetimizde yukarıda bahsettiğimiz o 8 gruba vermesi gerekir. 80,18 gram altın nisap miktarıdır. Zenginlik ölçüsüdür. Yılda bir defa yalnızca mal veya paradan bu zekat gerçekleşir. Sadaka sünnet olan bir kişinin kendisiyle yalnızca için peygamberimizin yaptığından dolayı onu örnek alarak bizlerinde muhtaçlara maddi manevi yaptığımız yardımlara sadaka deniyor. Sünnettir. Hükmü yani zorunlu değildir. Tüm Müslümanlar verebilir. Herkese verilebilir. Miktarı yoktur. Her zaman verilebilir. Maddi manevi tüm yardımlar sadaka hükmündedir. Fitre yani sadakayı fıtır. Ramazan ayında verilen sadakadır. Zekat farzdır. Sadakayı fitresi vaciptir. Yani farz kadar kesin değildir ama farza yakın sevabı vardır. E, tut, oruç tutanların, o Müslümanların işte zekat verenlerin bunu vermesi istenir. Ramazan ulaşan zengin ve zenginlerin ve aileleri fakirlere bir kişinin günlük doyum miktarı tarafından Ramazan ayında mal veya paradan verirler ki bunu Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl miktarını belirler. Diyelim 100 lira belirlediyse bir evde de 5 kişici varsa 500 lirasını fakirlere vermesi gerekiyor. Bir de fidye var. Filmlerdeki fidye değil bu. Oruç tutamayacak durumda olan hasta, yaşlı kimselerin ödediği paraya maddi bedele fidye denir. Bu da vaciptir, zorunludur. Oruç tutamayanlar verir, fakirlere verir. Diyelim kaç gün tutamadıysa çarpı 30 gün onu vermesi gerekiyor. Ramazan ayında ya da Ramazan'dan sonra mal ve parayla bunu vermemiz gerekiyor. Çünkü oruç tutamadığımız için onun yerine genelde yaşlılar ve hastalar bunu yaparlar. Ramazan ayı sadaka ayı denir zekat ayı denir. Müslümanlar Ramazan ayında paylaşma önem verirler. Geçmişimizde sadaka taşı diye çok önemli bir olay var. Genellikle cami gibi yerlerde ihtiyaç sahiplerinin alabilmeleri için para gibi, para benzer özel yerlere buralara bırakırlarmış ve buradan da fakirler istedikleri miktarda alır harcama yaparlarmış. Ta Selçuklara kadar uzanan güzel bir uygulama. Günümüzde artık sadaka taşları yok. Vakıf bir veya birden fazla kişinin mülkünü veya parasını idare edilmesi amacıyla bıraktığı yere deniliyor. Aynı zamanda vakıf birden fazla veya bir kişi önderliğinde kurulmuş toplumun yararına yönelik çalışmana sürdüren kuruluşlardır. İşte Ramazan aylarında genelde vakıflar ne yapar? Fakirlere, kimsesizlere yardım ederler. Ramazan iftarları düzenlerler. İmaretler Kimsesiz yaşlı ve yoksulların yemeleri, içmeleri, giyinmeleri, barınmaları gibi ihtiyaçlarını karşılaması için yapılan yerlere imaret denir. Büyük şehirlerde hala vardır. Fakirlere buralardan iaşeler verilir. Zimem defteri Osmanlı'da Ramazan ayı gelince zenginler esnaflara dolaşırlarmış. Zimem defteri denilen borç defterlerinin bir kısmını veya tamamını satın alırlarmış. Günümüzde de işte marketlere falan zenginler gidiyor. Ne yapıyorlar? Oradaki işte borçluların borçtan ödeyip onları kapatıyorlar. Askıda ekmek günümüzde hala meşhur. Ekmek almak isteyenlerin fakirlere verilmesini aldıkları ekmek sayısından bir veya birkaç ekmek fiyatı daha fazla ödemesiyle gerçekleşen bir gelenek. Fırına varıyorsunuz, beş ekmek alıyorsunuz. Beş ekmek de fakirler için alıyorsunuz. Onlar oraya yazıyor. Fakirler gelip oradan beş tane ekmek alabiliyorlar sizin adınıza. Peki bu kadar yardım ettik. Bunun faydası var mıdır? Elbette. Zekatın hem bireysel hem de toplumsal pek çok faydası var. Bireysel faydalarını sayacak olursak ne yapar kişinin Allah'ın rızasını kazanmasına vesile olur. Kişinin manevi olarak huzur bulmasına vesile olur. Ve zekat veren kişi mutlu olur, sorumluluk sahibi olmasını sağlar ve zekat verdikçe ahlakı güzelleşir. Diğer gamlık duygusu, başkalarını düşünme, empati yapma duygusu gelişir. Peki toplumsal faydaları nelerdir? toplumsal yardımlaşma, dayanışma, paylaşma duygularını güçlendiren çok önemli bir ibadettir. Toplumda huzur ortamının oluşmasını sağlar. Çünkü zenginler fakirler düşünür, fakirler de zenginlere gıpta eder. Yani birbirlerine haset etmezler. Muhtaç olan insanların daha rahat ve iyi durumda yaşamalarına olanak verilir. Böylece zekat verilerek ve toplumsal bir denge sağlanmış olur. Eğer zenginler gerçek manada zekatlarını vermiş olsalar yaşadıkları toplumda hiçbir fakirin kalmaması gerekiyor. İkinci bölümde bir peygamber tanıyorum bölümünde Hazreti Şuayb Aleyhisselam'dan bahsedeceğiz. Hazreti Şuayb peygamber, Hazreti İbrahim'in soyundan olan Hazreti, Muh Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kayınbabasıdır. Şuayb Aleyhisselam Medyen ve Eyke halkına gönderilmiş bir peygamberdir. Onların halkları yani Medyen ve Eykeller puta tapan putperest bir kavimmiş. Ölçü ve tartıda haddin aşan toplummuş. O yüzden Onları ikna etici, yumuşak huylu özelliğinden dolayı kendisine Hatibül Enbiya denilen yani peygamberlerin hatibi lakabı verilen Şuayb aleyhisselam onlara gönderiliyor. Şuayb aleyhisselam onlara gerçekten güzel huylu, yumuşak, ikna edici yöntemlerle o zamanki İslam dinini anlatıyor ama Medyen ve ilk halkı Hazreti Şuayb'e karşı çıkıyorlar ve ona inanmıyorlar. Ardından şiddetli bir deprem ve ateş yağmuruyla bu halklar helak oluyorlar. Çok pek çok mesaj vardır aslında Şuayb Aleyhisselam'ın kıssasında. ibret alacağımız, örnek alacağımız mesela bir toplumu ayakta tutan sahip olduğu değerlerdir. Bu değerlerin başında da en önemlisi adalet vardır, doğruluk vardır, güven vardır. Zaten bu üç değer yoksa o toplumda huzursuzluk, kargaşa ve terör vardır. Bu değerlerin olmadığı toplumlarda dolayısıyla huzur ve güven ortamı da kaybolmuş olur. İnsanlar kendi çıkarları için her türlü kötü davranışta bulunabilirler. Sonunda da toplum dağılır ve yok olur. Onun için toplumu tıkan adalet, doğruluk, güven gibi değerleri zedelemeden toplumun huzur ve güvenini sağlamamız gerekir. Bunları anlamalıyız. Şimdi de Kur'an-ı Kerim'den bir sure tanıyorum bölümde. Ma'un suresi ve anlamını okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Erâ'yitellezî yükezbü bittîn fezâlikellezî yedû'l yetîm ve la yahuz ala daamil miskin fe beylul lil musallin ellezine hum an salatihim sahun ellezine hum ve yemnaun el maun sadakallahu lazim anlamı din gününü ahiret ceza ve mükafatı yalanlarını gördün mü işte o yetim itip kakar Yoksu doyurmayı teşvik etmez. Şu namaz kılanların vay haline. Onlar namazlarından gafildirler. Önem vermezler. Onlar gösteriş riyakarlık yaparlar ve onlar en küçük bir yardımı zekatı engellerler. Maun suremiz Kur'an-ı Kerim'de 114 sure vardır. 107. suresidir. Mekke döneminde bir suredir ve 7 ayetten oluşur. Maun ne demektir peki? Yardım, iyilik, zekat demektir. İşte zekat konumuzun sonunda yer alması bu nedenledir. Bu surede Rabbimiz Allah'ın nimetlerini ve hesap günü inkar edene nankör, amellerini gösteriş için yapanlara riyakar denildiğini biliyoruz yardım ve iyiliğe engel olanlar olmak üzere üç tüp insanı burada Rabbimiz anlatıyor. O yüzden yaptığımız ibadetleri, yaptığımız yardımları yalnızca Allah rızası için yapacağız. Rabbimizin vermiş olduğu nimetlerden dolayı ona şükredeceğiz, nankör olmayacağız. Yaptığımız ibadetleri de Allah rızası için yaptığımız için riyakarlıktan kaçınmış olacağız. O zaman konumuzu özetleyecek olursak, zekatı ergenlik çağına girmiş olan, akıllı, nisab miktarı fazla mala sahip olan, her zengin Müslüman vermekte yükümlüdür. Öncelikle bunu unutmayacağız. Peki temel ihtiyaçlar deyince ne anlayacaktık? Bir Müslümanın kendisi ve ailesinden bakmakla yükümlü olduğu kimselerin yemeleri, içmeleri, barınmaları, eğitimleri gibi giderleri temel ihtiyaçlardır. O yüzden bunlar temel ihtiyaç olduğundan dolayı zekat kapsamına bunlar girmezler. Bir insanın zekat vermekte yükümlü olabilmesi için zekat verecek kimsenin öncelikle Müslüman olması gerekiyor. Malını dilediği gibi kullanma ve harcama imkanı olacak. Yani özgür olacak. Zekat verecek kimsenin aynı zamanda akıllı vergenin ve çağına girmiş olması gerekiyor ki bir kimse temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra varsa borçlarını öder. Dinen belirlenen miktarda mala sahipse de artık zengin sayılır ve bu miktara nisap miktarı yani zenginlik miktarı denilmiş olur. Peki nisap miktarına ulaştık. Mallarımızdan diyelim paramız var gümüşümüz var, altınımız var. 40'ta 1 oranında koyun ve keçimiz var. 40'tan 120'ye kadar bir koyun. Sığır ve mandamız var. 30'da 1 oranında. Devede her 5 devede bir koyun veya keçi. Toprak ürünlerinde 10'da 1 ya da 20'de 1. Madenlerde de 5'te 1 oranında. Yoksullara, düşkünlere, borçlara, yolda kalmış yolculara, özgürlüğünü yitirmiş olanlara, kalbin İslam'a sındırılmak istenenlere ve Allah yolunda çalışan memurlara zekat verilebilir. Zengin değiliz ama bu ibadetten de sevap kazanmak istiyor diyorsak o zaman sadaka yapabiliriz değil mi? Her insan imkanına göre sadaka ibadetini yapabilir. Zengin olanlar büyük yardımlar yaparken maddi imkanı kısıtlı olanlar da sadaka vererek maddi yardımlarda bulunarak o sevaba ortak olmuş olabilirler. Sadakayı fıtır vardır. Ramazan ayında zengin sayılan Müslümanların, öncelikle akrabalarından başlayarak yakın komşuları ihtiyacı olduğunu bildiği kimselere önceleyerek vermeleri gereken bir miktardır. Fitre miktarının e, en alt sınırını Diyanet İşleri Başkanlığı her Ramazan ayında ilan eder. Zekat ibadetini yaparak neler kazanıyorduk? Öncelikle Allah zekat ibadetiyle zenginlere toplumda bulunan ihtiyaç sahiplerini düşünmeyi ve kollamayı öğretiyor. Yardımlaşma sayesinde yoksullar kendilerini yalnız hissetmiyorlar. Yardım yapanlara karşı sevgi ve saygıda bulunuyorlar. Yardımseverlik duygusu birlik ve beraberliği sağlayarak toplumları güçlendiriyordu. Zekat, fakirlik ve sosyal adaletsizliği doğuracağı toplumsal sorunların önüne geçmesi açısından da çok önemli bir ibadettir. Zekat, sadaka bir de infak kavramı öğrenmiştik. Mesela Ramazan ayında iftarlarda yemek yedirmek, bayramlarda düğünlerde çocuklara harçlık vermek, Arkadaşlarımıza bir şeyler ısmarlamak işte günlük hayatımızdaki infak kültürüne bazı örnekler. Bir de sadakayı cariye vardır ki öldükten sonra sevap kazandırmaya devam eden ibadetler de peygamberimiz buyuruyor ki insan ölünce üç şey dışındaki ameli kesilir. Sadakayı cariye yani faydası kesintisiz süren giden sadaka, ikincisi kendisinden faydalanan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlatı üçüncüsü. Bu üç taneden birisini yaparsak kıyamete kadar öldükten sonra da sevap kazanmaya inşallah devam edeceğiz. Medyen ve e halkına gönderilen Şuayb Aleyhisselam'ın kıssasından ne öğrenecektik? Hazreti Şuayb'ın verdiği mücadele Müslümanlar için de önemli dersler içermektedir. Bir Müslüman medyenlerin yaptığı gibi ölçü ve tartıda hile asla yapmamalıdır. İnancına yaraşır biçimde ticari hayatta dürüst olmayı kendisine ilk edinmelidir. Yoksa medyen ve eykeller gibi helak olmaya düçar olabilir. Ünitemizle ilgili bazı sorularımız var onları çözelim. İslam'ın beş şartından biridir. Dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez mallarının belli miktarını ihtiyaç sahiplerine vermelerine denir. Yukarıda hangi ibadetten bahsediyor? Haç, oruç, namaz, zekat. Elbette burada zekat ibadeti maddi bir ibadettir. Cevabımız Ceyhan. Aşağıdakiler hangisi zekat verilecek kimselerden değildir? Yoksullar, borçlular, yolcular, zekat toplayan memurlar. Evet burada borçlular zekat verilecekleri içerisinde yoktur. Diğer 8 grup Tevbe suresinde anlatılmıştır. Fıtır sadakası ile ilgili aşağıda verilen hangisi yanlıştır? Zekat çeşitlerinden biridir. Yaratılış, Ramazan'ın sona ermesi gibi anlamlara gelmektedir. Oruçluyken istemeden yaptığımız davranışlarımızın bir özrüdür. Ülkemize daha çok fitre olarak bilinir. Burada da cevabımız aşıkkı zekat çeşitlerinden biri değil de sadaka çeşitlerinden biri olması gerekiyordu. Çünkü zekat tek çeşittir. Dördüncü sorumuz. Medyen halkına gönderilmiş bir peygamberdi. Onları Allah'a inanmaya davet etti. Alışverişlerine dürüst olmaya çağırdı. Ancak Medyen halkı inat ederek Allah'a kulluktan yüz çevirdiler. Bu yüzden Yüce Allah Medyen halkını cezalandırdı. O ve ona inananlar ise Yüce Allah'ın yardımıyla kurtuldular. Hakkında bilgi verilen peygamber hangisidir? Medyen ve ilk halkına Hazreti Şuayb Aleyhisselam gönderildi. Cevabımız Ceyhan. Beşinci ve son sorumuz. Müslümanın Allah'ın rızasını kazanmak için sahip olduğu mallardan Yüce Allah'ın emrettiği harcama yapması, bağışta bulunması tan verilen kavram aşağıdakilerin hangisidir? Zekat, sadaka, fitre, infak. Evet Allah'ın rızasını kazanmak için sahip olduğu mallardan ne yapar Müslüman? Zekatını verir cevabımız Adana. Evet sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Diğer derslerde görüşünceye kadar hepinize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.